Tongçek Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü konumuz gıdalar olacak. Şöyle hemen bir e, programımıza bakalım. Yaygın günlük hayat kimyasallarını tamamlamıştık. Araya güzel bir yazılı kampı yerleştirdik ve bugün artık senenin son konusu ve son dersindeyiz. Gıdalar diyeceğiz ve güzel bir ayla birlikte dönemi de kapatmış olacağız arkadaşlar. Peki neler olacak içeriğimizde? Öncelikle hazır gıdalardan bahsederek başlayacağız arkadaşlar. Sonrasında da yenilebilir yağ türleri karşımıza çıkacak ve tabii ki ödevlendirmemizde hemen peşi sıra karşımıza gelecek arkadaşlar. İlk olarak sıfırdan ona kimya kitabı yine ödevlendirmemizin olduğu kaynağımız olacak arkadaşlar. Artık son bölümdeyiz. Son sayfalarımızı tamamlamış olacağız. 190 ile 204 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Burada neler var Peki neler karşımıza çıkıyor kitabı da artık tamamlamış olduk zaten ee, her sayfada. Ee, sol tarafta bize bir konu anlatımı olacak ve sağ tarafında bir sayfa dolusu soru bizi bekliyor olacak her sayfa çevirdiğimizde aynı şeyle karşılaşacağız arkadaşlar yani bize konu anlatımı yapan ve sorularını yönlendiren sayfalar olacak ve e, bölümü tamamladığımız zaman tarama testleri bizim karşımıza çıkacak tarama testlerini tamamladığımız zaman ise e, ünite testleri artık bölümü de tamamladığımız için tamamen ünitenin sonuna geldiğimiz için ünite testleri karşımıza çıkacak genel bir bakış atacağız ve kitabımızı tamamlamış olacağız Tabii ki ödevimiz orada bitmeyecek ama Dinamo kimya kitabına geçiş yapacağız ardından. Dinamo kimya kitabında neler var karşımıza çıkacak? Burada da yine son üniteyi tamamlamamız gerekiyor. Son ünitenin son bölümü 206'dan 224'e kadar çözülmemiş yer bırakmayalım arkadaşlar burada. Burada her sayfada üst tarafta bize bir çözümlü örnek sunacak ve bu çözümlü örneğe benzer 4 soru da her sayfada bizi bekliyor olacak. Bizi çözüyor olacağız. Ardından arkadaşlar e, her sayfada biz e, bir kazanımı tamamladıktan sonra tarama testleri karşımıza çıkacak. Tarama testlerini tamamladıktan sonra artık üniteyi bitirdiğimiz için ünite tekrar testleriyle karşılaşacağız. Bunları da tamamladıktan sonra bizi Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir test karşılayacak. Ardından ÖSYM tarzlı soruların bulunduğu bir testimiz olacak. Ve son olarak yazılıya hazırlık türünde soruların bulunduğu bir test bizi bekliyor olacak. Her iki kitabımızda da kare kodlar mevcut. Bunlar sayesinde video çözümlerine gidebilir ve tüm soru işaretlerimize cevap bulabiliriz arkadaşlar. O zaman haydi bakalım neler yapacağız. Müzik Gıda deyince arkadaşlar gıdaları katkı maddesi ve doğrudan tüketim şeklinde değerlendirecek olursak. Eğer bir gıda maddesini alıp doğrudan tüketebiliyorsak buna doğal gıda adını vereceğiz. Diyelim ki bir meyveyi dalından direkt kopardık ve hemen şöyle bir yıkayıp yiyoruz. Bu doğal gıda demek olacak arkadaşlar. Eğer biz gıda maddesine herhangi bir gı hazır gı şey, katkı maddesi eklersek veyahut bir ısıl işlem gerçekleştirirsek ve bu bir paketleme sürecine bizi götürürse buna da hazır gıda adını vereceğiz. Peki neler olabilir bu kullandığımız katkı maddeleri? Mesela renklendiriciler olabilir. Emülgatör dediğimiz yapılar olabilir arkadaşlar. Bu hani emülgatör şu demek ki aslında homojen görünmeyen bir gıda maddesinin homojenize olması ve daha homojen görünmesi. Yani aslında albenizini artırmak için kullandığımız bir madde olacak. Renklendiricilerin de benzer şekilde görüntüyü güzelleştirmek ve albenisini artırmak için kullanılan katkı maddeleri olduğunu söyleyebiliriz. Ya da tatlandırıcılar kullanılabilir arkadaşlar bu sayede daha lezzetli bir hale getirebiliriz kullandığımız gıda maddesini. Koruyucular sayesinde arkadaşlar ki aslında en sık ve en fazla kullanılan, kullanılmasını en ön planda olan katkı maddesi koruyucudur diyebiliriz. Kullanılan gıda maddesinin raf ömrünü uzatıp çok daha uzun süre dayanmasını sağlayan e, katkı maddeleridir koruyucular benzer şekilde asitlik düzenleyiciler arkadaşlar bir gıda maddesini hazır gıda haline getirir ve e, asitliğin daha tüketilebilir noktaya taşınmasını sağlayabilir ve antioksidanlar yine e, gıda maddelerindeki çürümeyi bozulmayı engelleyen e, katkı maddeleridir arkadaşlar bu katkı maddelerinden herhangi biri kullanıldıysa eğer bizim kullandığımız gıda maddesinde onu artık hazır gıda olarak adlandırıyor olacağız. Katkı maddelerinin şöyle bir değerlendirmeye alacak olursak, mesela koruyucu küf ve bakteri oluşumunu engeller. Bunu yaptığı zaman ne kazanmış oluyoruz arkadaşlar? Artık gıda maddesinin çöz çürümesi, bozulması çok uzun zaman alacağı için uzun süre raflarda kalabiliyor. Yoksa normalde birkaç gün içerisinde çürüyebilecek, küflenebilecek bir gıda maddesi e, aylarca rafta kalıp satıma ve tüketime uygun halde bekleyebiliyor. Veya renklendiricilerle daha güzel görünmesini e, sağlayabiliriz daha alınmasını artırabiliriz. Bu aslında biraz daha satışı artırmak için kullanılan bir e, katkı maddesidir diyebiliriz. Emülgatör o e, homojen gözükmeyen bir maddenin homojenize olmasını sağlar dedik. Asitlik bazlık sağlayıcılar e, aşırı asidik ya da aşırı bazik e, gıda maddelerinin e, belli bir dengeye ulaşmasını sağlayan katkı maddeleridir veya tatlandırıcılarla az önce bahsettiğimiz gibi e, daha lezzetli hale getirebiliriz. Buradaki hepsinin temel amacı nedir peki? Raf ömrünün uzun olmasını sağlamak, tatlandırmak ve görünümünü güzelleştirmek bu sayede aslında gıda maddeleri daha uygun fiyatlara karşımıza çıkabiliyor. Burada arkadaşlar herhangi bir hazır gıda gidip marketten satın aldığımız zaman üzerinde şöyle E ile başlayan bazı kodların yer aldığını görürüz. Arkadaşlar bu E kodları aslında ...içerisinde kullanılan katkı maddelerinin neler olduğu konusunda bizi bilgilendirmiş oluyor. E kodu 100 ile 180 arasında ise tabii ki bunları ezbere bilmemize gerek olmayacak... ...ama bu renklendirici maddeyle ilgili bilgi vermiş oluyor bize. Demek ki bunun içerisinde herhangi bir renklendirici kullanılmış... ...hangi renklendiricinin kullanıldığını da burada yazan kod söyleyecek. Atıyorum 105 ise 105 numaralı bir renklendirici kullanıldığı anlamına gelecek... 200 ile 297 arası koruyucular için ayrılmış bir e, kod aralığı olacak arkadaşlar. 300-321 arası orada bir antioksidan kullanıldığı konusunda bizi bilgilendirecek. 322 ile 500 arası arkadaşlar emülsifiyer yani e, emülsiyonlaştırıcı yani emülgatör olarak bildiğimiz ve homojenize eden kodlar. E, katkı maddelerinin kullandığını bize gösterecek veya stabilizör yine bir denge oluşturan e, katkı maddesinin orada olduğunu bize söyler. 500-578 asit baz sağlayıcıların bulunduğunu bize anlatmış olur. 620 ile 637 tatlandırıcı veya koku veren bir katkı maddesinin orada kullanıldığı anlamına gelir ve 900 ile 927 arası ise diğer birçok katkı maddesinin e, bulunduğu aralığı bize sunmuş olacak arkadaşlar. Peki bizim bir gıdadan neyi beklememiz gerekiyor neleri bekleriz ne olursa o gıda tüketime uygun bir gıdadır tabii ki sağlıklı olmalı en öncelikli bakacağımız durum bu olmalı kolay tüketilmeli tüketime uygun bir durumda olmalı kullanılan katkı maddelerinin e, zararlı zehirli bir katkı maddesi olmaması gerekiyor tabii ki e, günümüzde katkı maddesinin hiç kullanılmadığı gıdaya ulaşmamız çok zor e, özellikle bir İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsak bu neredeyse mümkün değil. O yüzden madem katkı maddesi kullanılacak, bari uygun olanlar kullanılsın dememiz gerekiyor. Besin değerini koruduğundan emir olmamız gerekiyor. Yani bir katkı maddesi kullanıldı veya işte bir ısıl işlem uygulandı, bu hazır gıda haline getirildi ama bu arada besin değerlerini korudu mu? E, sırf rafta biraz daha uzun süre kalsın diye besin değerlerini kaybettiyse o gıda maddesini tüketmenin de çok bir anlamı olmayacak ve burada kullanılan katkı maddesinin amacı ee, bir ayıbı örtmek için değil yani kötü olan bir gıda maddesini iyiymiş gibi göstermek için değil kalitesini artırmak için kullanılmış olduğundan emin olmamız gerekiyor yani çürümüş küflenmiş bir maddeyi bize sadece öyle değilmiş gibi göstererek sunan bir katkı maddesi olmamalı da işte raf ömrünü uzatmalı ya da işte e, zararlı e, mikroorganizmalardan bunu arındırmak için kullanılmış bir katkı maddesi olmalı ki biz onu gerçekten tüketelim burada arkadaşlar dedik ki bir maddeyi bir gıda maddesini hazır gıda haline getiren ya bir katkı maddesidir. Katkı maddesi olmasa bile bir ısıl işlem uygulandıysa onu yine e, biz hazır gıda olarak adlandıracağız. Mesela e, yoğun olarak kullandığımız sütler arkadaşlar. Şimdi markete gidip süt satın aldığımız zaman üzerinde pastörize ya da UHT yazıyor değil mi? Bu aslında arkadaşlar o maddeyi üzerinde o süt üzerinde uygulanan ısıl işlemin ne olduğu konusunda bizi bilgilendiren... E, delikte oluyor, kelimeler oluyor arkadaşlar. Pastörizen demek ne demek? Şimdi patojen bakterileri ortadan kaldırmak için yaptığımız aslında iki yöntem var karşısında. İkisinde de bu mikroorganizmalar ortadan kalksın ki suyun sağlık sütün zararlı olan etkilerini ortadan kaldırmış olalım. Şimdi burada düşük sıcaklık uzun süreli pastörizasyon yöntemi kullanılır. ...pastörize diyorsak. Ne yapıyoruz peki? 30 dakika boyunca... ...63 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta... ...sütü bekletip sonradan soğutup... ...şişeliyoruz arkadaşlar ya da paketliyoruz. Buna pastörize süt diyoruz. 63 santigrat derece. Çok önemli bir sıcaklık değeri. Çünkü orada uzun süre bekleyince... E zararlı birçok mikroorganizma ölüyor gidiyor dolayısıyla da e, sütün bize zarar verme ihtimali ortadan kalkmış oluyor ve e, raflarda çok daha uzun süre tüketim için bekleyebilir hale gelmiş oluyor bu mikroorganizmalardan arındırıldığı için ama bir taraftan da düşük sıcaklıkta bekletildiği için gıda değerlerinde de besin değerlerinde de herhangi bir kayıp olmuyor ama UHT yöntemine gelecek olursak bak ultra yüksek sıcaklık demek aslında ultra e, UHT e, bu pastörizasyona göre e, biraz daha şey veriyor bize, e, sağlıklı bir ortam sunuyor çünkü aslında. Ee, çok daha yüksek sıcaklığa çıkıldığı zaman bütün mikroorganizmalar ölmüş oluyor. Dolayısıyla bizi hasta etme ihtimali neredeyse ortadan tamamen kalkmış oluyor. Ve bu yöntemi 138 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta sadece 2 saniye bekleyerek yapıyoruz. Çünkü o sıcaklığa ulaşıldığı zaman artık bütün zararlı bakteriler ölmüş oluyor ortadan kalkmış oluyor. Ama bu sıcaklığa çıkıldığı zaman bir taraftan da faydalı bakterileri de öldürmüş oluyoruz. Dolayısıyla besin değerlerinde kayıp olmuş oluyor. Yani pastörize ve UHT'nin Kıyasına gelecek olursak pastörize de e, düşük sıcaklıkta beklenildiği için mikroorganizmaların birçoğu ölüyor ama hastalık riskini hala daha biraz taşımaya devam ediyor. Ama bir taraftan da besin değerlerinde hiçbir kayıp yok. UHT'ye geldiğimiz zaman ise çok yüksek sıcaklığa çıktığımız için mikroorganizmaların tamamı ölmüş oluyor. Dolayısıyla hastalık riski ortadan kalkmış oluyor ama bu defa da besin değerlerinde kayıplar oluyor arkadaşlar. Burada seçim bize kalıyor. Yüksek sıcaklık kısa süreli pastörizasyona gelecek olursak yani bu defa da arkadaşlar daha yüksek sıcağa çıkıp sadece 15 saniye boyunca bekliyoruz. Bu da arada bir durum ortaya çıkarmış oluyor. Yani pastörize yöntemine göre daha fazla mikroorganizmadan kurtulmuş oluyoruz ama UHT yöntemine göre daha az e, bakteriden kurtulmuş oluyoruz. Bir taraftan da besin değerinde bir miktar kayıp ama UHT'ye göre yine besin değerlerini koruyan bir yöntem karşımıza çıkmış oluyor. Ara bir durum olarak değerlendirebiliriz. Yağ türlerine gelecek olursak arkadaşlar tabii ki burada Yağ yenilebilir yağ türleri üzerine konuşacağız bunu da iki başlıkta bir değerlendireceğiz katı ve sıvı yağlar olmak üzere ikiye ayıracağız diyeceğiz ki arkadaşlar şimdi aslında bitkisel ve hayvansal olarak değerlendirdiğimiz zaman yağları bitkisel yağların neredeyse tamamı sıvı yağ. Yani zeytinyağı, mısır özü yağı, fındık yağı, kanola ya da ayçiçeği yağı bunlar oda koşullarında kullanım ortamında sıvı halde olan yağlardır. E, bitkisel olup da katı yağ olan bizim karşımıza çıkacaklar arasında sadece palmiye yağ olacak arkadaşlar. Palmiye meyvesinden elde edilen bu yağ e, oda koşullarında katı halde olan bir yağdır bitkisel içerikli olmasına rağmen. Hayvansal yağlara geldiğimiz zaman da bunların neredeyse tamamı oda koşullarında katı halde olan yağlardır ve genel olarak karşımıza çıkacak yağ türünü tereyağı olarak değerlendireceğiz. Nereden elde ediyoruz peki tereyağını? Süt veya yoğurdun üzerinde biriken o kaymak tabakası oluyor yani ısıttığımız zaman işte o kaymak tabakasından yağın arındırdığımız zaman elde ettiğimiz yağ biz tereyağı adını vereceğiz ve kullanıma doğrudan katı yağ olarak kullanıyor olacağız. Şimdi margarine gelecek olursak arkadaşlar. Ee, bitkisel yağların tereyağına benzetilmesiyle elde edilen yağ türüdür diyebiliriz. Yani margarin tabii ki doğada olan bir yağ türü değil. Ne yapıyoruz? Sıvı özellik gösteren yağların katılaştırılmasıyla elde ettiğimiz yağ türü oluyor. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Doymuş ve doymamış diye ikiye ayıracağız aslında yağları genel olarak. Doymamış yağ oranı sıvı, e, sıvı özellik gösterir ve bitkisel yağlar doymamış yağlardan oluşur. Tamam mı? Tereyağına gelecek olursak ya da hayvansal yağlara gelecek olursak bunlar da doymuş yağlardır ve katı yağlar doymuş yağlardan elde edilir arkadaşlar. İşte doymamış olan bu sıvı yağların hidrojenle tepkimelerinden doymuş hale getirilir. Yani e, sıvı olan bitkisel olan bu yağlar tereyağına benzer hale getirilir. Molekül yapısı olarak bu da onların katılaşmasını sağlar. Dolayısıyla da margarin dediğimiz yapı elde edilir. Endüstriyel yağlara gelecek olursak arkadaşlar yani e, özellikle zeytin yağından bahsederken zeytini alıp e, tek bir yöntemle yağını süzüp e, karşımıza çıkarmıyoruz. Birçok farklı yöntem karşımıza çıkıyor. Bu da tabii ki e, yağını almaya çalıştığımız zeytine ya da meyvenin türüne bağlı olarak değişiyor. Mesela çok kaliteli bir zeytin varsa bizim elimizde ve biz bunun yağını alacaksak arkadaşlar sadece preslememiz yeterli olacak. Çok kaliteli dolayısıyla onun yağını doğrudan alıp tüketebiliriz. İşte sadece presleme işlemi yaparsak biz buna sızma zeytinyağı diyeceğiz. Çok kaliteli zeytinden elde ettiğimiz için en kaliteli zeytinyağı türü de sızma e, zeytinyağları olacak. Ama eğer kalitesiz bir zeytin varsa bizim elimizde bu e, kaliteden kastımız asitliği yüksek bir zeytin varsa bunu e, preslediğimiz zaman elde ettiğimiz yağlar e, asitliği tabii ki yüksek yağlar olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğrudan tüketime uygun bir yağ olmayacak yani aşırı asidik bir yağ var biz alıp bunu evde kullanamayız. Asitliğin uygun hale getirilmesini rafinasyon dediğimiz bir yöntemle sağlayacağız. İşte bu yöntem sayesinde asitliğini dengelediğimiz yağlara da rafine yağ adını vereceğiz. Şimdi dolayısıyla burada çok kaliteli bir yağ var. Sonrasında burada da e, bir işleme tabi tutulmuş ve kalitesiz bir yağ var. E, bu çok pahalı, bu çok ucuz oluyor. Dolayısıyla ortada bir nokta arıyorsak eğer bu da bizi Riviera yağı getirecek. Yani sızma çok pahalı, çok maliyetli ama çok kaliteli. Rafine çok ucuz, çok kalitesiz ve zararlı e, niteliklere de sahiptir diyebiliriz. İşte bunların orta noktasını bulmak istiyorsak sızma ve rafine yağ birbirine karıştırarak Riviera yağ elde edebiliriz arkadaşlar. Bir diğer başlığımızda o olacak. Bir de arkadaşlar bazı yağlar tam asitliği çok yüksek değil ama bulanık özellik gösteriyor. Yine meyvesinin kalitesizliğinden kaynaklanarak e, elde ettiğimiz yağ bulanık özellik gösteriyor. Eğer biz o yağın bulanıklığını giderir ve satışa sunarsak ona da winterize yağ adını vermiş olacağız ve bu bulanıklık arkadaşlar sıcaklıktan etkilenen bir durum. Eğer markete gidip winterize yağ satın alırsan bil ki bu yağ ilk üretildiği zaman bulanık bir yağmış, sonradan bulanıklığı giderildiği için satılabilir ve kullanılabilir hale gelmiş. Eğer sen bunu sıcaklık değişimine maruz tutarsan o tekrar bulanacaktır. Buna da dikkat etmen gerekiyordur. Peki bu yağları tabii ki her birini e, günlük hayatımızda sürekli tüketiyoruz. Gereğinden fazla tüketirsek ne olur? Bize nelere sebep olur? Şimdi gereksiz enerji artışına sebep olur. E, vücutta biliyoruz ki hani e, Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar e, enerji kaynağı olarak kullanılır. Karbonhidrattan sonra da yağlar tüketilmeye başlar. Çok fazla yağ tüketirsek ve en fazla enerji kaynağı olarak kullanılan da yağ olduğuna göre gereksiz bir enerji artışına sebep olur. Bu da kullanılamayan enerjinin şişmanlığa yol açmasına sebep olur. E, bunun yanı sıra damarlarda tıkanıklıklara sebep olur. Ve damar tıkanıklıkları da tabii ki kalp hastalıklarına bizi iter. Tip 2 gibi bir diyabete yönlendirir. Bizi. yani doğuştan olmayan e, aslında bizde var olmaması gereken bir diyabet hastalığının ortaya çıkmasına aşırı yağ tüketimi sebep olabilir karaciğerde bir yağlanmanın oluşumuna sebep olur bu da zaten e, birçok hastalığın temelini oluşturur ve kan da kolesterol yükselmesine sebep olur o da yine birçok hastalığın tetikleyicisi durumuna geçer Yağları aşırı yüksek sıcaklıkta kullanırsak ne olur? Özellikle de bazı yağ türleri aşırı sıcaklıkta zehirli hale gelmeye başlar arkadaşlar. Neden? Çünkü kimyasal yapıları değişir ve yanarak zehirli hale gelmesine başlar. Yani e, gıda olarak tüketmemiz gereken yağı kendimize zehir haline getirebiliriz ve zararlı maddelerin kendiliğinden oluşması da ortaya çıkar. Bu da ilerleyen aşamalarda kanserojen bir etkinin ortaya çıkmasına sebep olur. Yani yağları aşırı yüksek sıcaklıkta kullanmamalıyız. Özellikle e, zeytinyağı gibi bazı yağ türleri aşırı sıcaklıklarda çok hızlı bir şekilde e, yapılarını bozdukları için zehirli hale gelebilirler. Aynı yağın defalarca kullanılması e, özellikle işte restoranlarda Aynı yağla defalarca kızartma işlemleri uygulanıyor ve tekrar tekrar bu uygulanarak gıdalara karşımıza çıkarılıyor. Bunlar kanserojen maddelerin oluşmasına sebep oluyor arkadaşlar. Yani bir yağı çok fazla defa kullanmamak gerekiyor. E ile reaksiyona girmeye başlıyor ve bazı zararlı yan ürünlerin oluşması ortaya çıkmış oluyor. Hani kanserojen olmasa da zehirleyici maddeler ortaya çıkmaya başlayabiliyor ve bağışıklık sisteminin ciddi zarar görmesine neden olabiliyor. Aynı yan tekrar tekrar kullanımı diyebiliriz. O zaman neler yaptık arkadaşlar? Hazır gıdalardan bahsettik ve yenilebilir yağ türleri üzerine konuştuk. Endüstride e, hangi yağ türlerinin hangi amaçlarla nasıl oluşturulduğundan bahsettik ve bütün bir seneyi böylece kapatmış olduk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödül sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.